2000'lerin başı. Karadeniz'e gittim. Doğu Karadeniz'de bir kasaba ismini vermiyorum. Eski arkadaşlara uğradım. Yedik içtik. Akşam da derse gittik. Dersin sonunda sohbet ediyoruz. Fıkhi bir mesele açıldı. Fıkhi mesele dediğimde resim. İslamiyet'in resime bakışı. Bütün fıkıh kitaplarında diyor ki İslam dininde hayvan ve insan dahil canlı resmi yapmak haramdır. Bütün fıkıh kitaplarında bu böyle yazıyor. Ben de fıkıhta bunu böyle okumuşum. Yani daha Nurzulan içerisine girmeden önce bunu okumuşum yani. Ben bunu söyledim. Arkadaşlar itiraz ettiler. Olmaz dediler. Niye? E tarihçi hayatta Bediüzzaman'ın resimleri var. Ha Bediüzzaman resimlerine buraya koymuşsa ha bu doğrudur da ya kardeşim bu fıkhen yanlıştı diyorum. Kabul etmediler. Fıkhın hükmünü kabul etmediler. E dedim size o zaman Risale-i Nur'dan okuyayım. Oku dediler. Şimdi Risale-i Nur oldu. O arkadaşların nazarında Kur'an Haşa ve kendine. Açtım okudum. Bediüzzaman Hazretleri ne diyor bakın. 25. söz. Üçüncü şua. Birinci cilvenin. ikinci cilvenin. Dördüncü esası. Şu baskıda 399. sayfada. Bediüzzaman konuşuyor efendi. Bediüzzaman konuştuğu zaman dinleyeceksiniz ya. Bediüzzaman'ı lider, rehber şahsiyet olarak kabul ettiniz ya. Bediüzzaman sizin nazarınızda Mehdi ahir zaman ya. O zaman dinleyeceksiniz ha. Ne diyor? Sanem perestliği şiddetle Kur'an menettiği gibi sanem perestliğin bir nevi taklidi olan suret perestliği de men eder. Sanem put, heykel yani suret, resim, fotoğraf Kur'an heykelciliği de reddediyor, resimciliği de reddediyor diyor. Menne diyor diyor. Kim menne diyormuş? E, Kur'an menne diyormuş. E, Kur'an'ın mennetliğini Bediüzzaman'ın zamanın helal etme diye bir hakkı mı var yani? Olabilir mi böyle bir şey? Yani? Medeniyet ise suretleri kendi mehasininden sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Medeniyet bu batı medeniyeti diyor ki bu fotoğraf bu resimler bizim sanatımızdır diyor. Sanattır. Güzel sanatlar. Güzel sanatlardandır diyor resim. Kendi mehasilinden kabul etmiş. Ne, niye kabul etmiş? Kur'an'a muaraza etmek için. Kur'an'a muarıza etmek için resmi, fotoğrafı kendi mihasinden, kendi iyiliklerinden, güzelliklerinden saymış Batı medeniyeti. Ve düz zaman diyor ki halbuki gölgeli gölgesiz suretler. Gölgeli suretler, gölgesi, gölgeli suret neler? Gölgeli suret heykel. Heykelin gölgesi var çünkü. Gölgeli suretler Gölgesiz suretler, fotoğraflar, resimler. Yani siz o fotoğrafı, fotoğraf dediğim normalde çekersen elektrik huzmeleri. <laughs> Onu karta bastığınız zaman yani canlandırdığınız zaman mahluk haline getirdiğiniz zaman e bir de boy resmi ise şeriat bunu kabul etmiyor. Diyor ki bu haramdır günahı kebair diyen ulema var. Ama sadece yarım resme cevaz verilmiş o da nüfus hüviyet cüzdanları, pasaportlar gibi devletlerin ilcaatı zamana uygun zaruretlerinden dolayı. Ulema yarım yani göbeğe kadar olan resimlere cevaz vermiş, zaruretten dolayı. Yoksa hayvan ve insan canlı resmi yapmak haramdır. Bu dinin hükmüdür yani. Hadisler vardır. Mahşerde en ağır cezayı çekecek olanların ressamlar olduğu, yani canlı resmi yapanlar olduğu söylüyor Resulullah Efendimiz. Peygamber yalan mı söylüyor? Gölgeli, gölgesiz suretler, yani heykeller ve resimler, fotoğraflar. Ya bir zulmü müteacir veya bir riyai mütecesid veya bir hevesi mütecesindir ki, beşeri zulme ve riyaya ve hevaya hevesi kapçılayıp teşvik eder. Anlaşılmayan bir tarafı var mı? Şimdi burayı açtım okudum. O Karadenizli kardeşlerim bana ne dediler biliyor musun? Her Risale'yi Nur'dan okumasaydın kabul etmezdik dediler. Ben Kur'an'ın hadisin hükmünü, fıkhın hükmünü söylüyorum. Kabul etmiyorum bu Müslüman kardeşlerim. Risale-i Nur söyleyince kabul ediyorlar. Bu talalet değil midir kardeşim ya? Peygamberin söylediği Müslüman için senet değil midir be kardeşim? he İlla Bediüzzaman'ın da tekrar etmesine gerekir o hükmü ya. Bediüzzaman tekrar etmeyince o hüküm ortadan mı kalkıyor ya? Yani? Bediüzzaman'ın dinin ahkamını ilga etme hakkı mı var ya? Yani? Böyle bir hak mı verilmiş Bediüzzaman'a? Bediüzzaman haddini bilen bir İslam alimidir. Üstelik veraseti nübüvvet makamıdır. Peygamberin sözünün üstüne söz söyler mi? Haşa ve kelle. E o zaman bu kitaplardaki Bediüzzaman'ın resimleri ne arıyor? Kardeşlerimizin bürolara, sokaklara, caddelere, hatta medresenin içine evlerine, zamanın boy resimlerini asmasının hükmünü nereden çıkarıyorlar bu kardeşlerimiz? He? Diyecekler ki abilerimiz böyle dedi. Abilerimiz de üstada gösterdi. Üstad bunu tecviz etti diyecekler. Üstad buna cevaz verdi diyecekler. Ve bunu dediler. Ben bu kulaklarımda abilerden duydum. Ben abilerden bu kulaklarımla duydum bunları. Bir başka anekdot mevzusudur. Oraya ayrıca gireceğim o abeleri de söyleyeceğim. Bu yalanlarını da söyleyeceğim. Üstad'a attıkları iftirayı da söyleyeceğim. nereden belli benim doğru söylediğim? Size iki tane ittibas yapacağım. Bu ikisi de Nurcuların Risale-i Nur'dan sonraki mukaddes kitapları olan tabiri caizse Kur'an'a göre hadis kitabı kabul edilen hatıra kitapları. Hatıra kitabının yazarı Necmettin Şahiner abimiz. Son Şahitler isimli kitapları sizin hatırınız için 10 sene önce takribi 10 küsür sene önce Almanya'da oturdum. Baştan sonra bir daha hatmettim sizin güzel hatırınız için. Bakayım buralarda ne yazıyor diye. Şimdi oradan çıkardığım iki tane anekdotu okuyacağım. Bediüzzaman resim hakkında ne demiş bir bakın bakayım. Bunu inkar ederseniz kendi kitaplarınızı inkar edersiniz. Aslınızı inkar edersiniz ya bu kitaplarda yazılan doğru deyip hala yanlışa devam edip yanlıştan vazgeçeceksiniz. Ya bu kitaplar da yanlıştır deyip kendi kitaplarınızı cel Sizin probleminiz benim problem değil. Benim problemim değil. Son şahitler birinci cilt sayfa 418 1993 baskısı. Açın bakın. Elinde kitap olan varsa açın bakın. Aha oradan okuyorum. Hatıranın sahibi H nokta dendiğine göre hacı olması lazım. Enver Tevfik Öztürk. Ispartalı. Ispartalı bir fotoğrafçı. Son şahitlere alınan hatırasında ne anlatıyor Enver Tevfik Öztürk abimiz? Bediüzzaman'ın zamanında yaşadığına göre, hatıra orada geçtiğine göre bizden çok yaşlı bir zat bu. Hacı Enver Efendi diyor ki, aynen şimdi kitaptaki yazıyı okuyorum. Ankara hükümeti Bediüzzaman'ın resmini istemişti. Ankara'dan Isparta'ya emir gönderiyorlar. Emir diyorlar ki, Said Nursi'nin resmini çekin bize gönderin. Yeni resim lazım. Albümlerine koyacaklar, hatıra albümlerine. Mevsim kıştı. Barlı'ya gitmiş Enver Efendi fotoğrafçıya fotoğraf çekecek. Mevsim kıştı. Sırtına bir yorgan alarak her zamanki heybetli haliyle makinenin karşısında durup poz verdi. Hani o tarihi hayatta bir resim var ya üstadın. Yorgana sarılmış bir şekilde yarım göbeğe kadar gözüküyor. Yine şer'i kanunlara riayet etmiş üstadı dedi. Resmi emir olduğu için zaruret olduğu halde yine bu resmi çektirmemiş. Otururken yorgana sarılmış, göbekten yukarısı görünüyor. O resmi çektirmiş Hacı Enver'e. Fotoğrafı çektikten sonra bana vazifeni yaptın, artık resim çekme dedi. Ben de Eğirdir'e gidip fotoğraf makinesini sattım. Son şahitler Necmettin Şahiner'in kitabı Nurcuların neşrettiği kitap 10, 20, 30, 50, 100 baskısı yapılan bir kitap. Çok baskısı yapılan bir kitap. Risale-i Nur'dan daha fazla okuduğumuz kitap. İşte üstad, işte fotoğraf, işte fıkı. Yetmedi mi? Yine son şahitlerden bir anekdot daha. Delilim sizde. Gaziantep'li Ahmet Gümüş abi anlatıyor. Ahmet Gümüş abiyle biz tanıştık. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti. İstanbul'da tanıştık onunla. İstanbul'daydı. Şimdi o anlatıyor. Son şahitler dördüncü cilt sayfa 157. Ne diyor Ahmet abi? O yıllarda yani Bediüzzaman Hazretleri henüz hayatta tarihçi hayat yeni basılıyordu. Tarihçi hayat yeni basılıyordu. Orayla ilgili Facebook'ta Mahir Usta kardeşimin yazdıklarını merak edenler okuyabilir orada bu fotoğraflarla ilgili. Orada bilgiler var. Tarihçeyi hayattaki bilgilerle. İlk basılan tarihçeyi hayatlarda resim yoktur. Anadolu'nun, Şarkı Anadolu'daki Risale-i Nur talebeleri şiddetle karşı çıkıyorlardı fotoğrafa. Mehmet Kayalar abi ve etbağı fıkha bağlılardı. İlk basılan tarihçi hayatlar resimsizdir. Tarihçi hayata resimi koyduran İstanbul'daki Gratio ekibidir. Gazete çevresinde çöreklenen ekiptir. Bunlar Gladion'un ekibidir. Bu bidatı kitabın içerisine sokan bu ekiptir. Sonradan Ankara'daki Gladion ekibi de aynı işi yapmışlardır. Yani. Ondan sonra umumileşmiştir. Dinin haram ettiği bir mesele insanların imanını kurtarması gereken kitapların içerisine bir datı dalaleti sokmuştur. Ahmet Gümüş abi anlatıyor şimdi. O yıllarda tarihçeye hayat yeni basılıyordu. Abdülnur isimli bir arkadaşım kitap için bir kapak kompozisyonu yapmıştı. Kitaba bir kapak yapacaklar. Kapağın kompozisyonunu bu Abdülnur yapmış. Abdülnur kimdir bilmiyorum. 1950'lerde yaşamış birisi. Benden üstada götürmemi istedi. Üstada kitabın kapağını götürüyor. Kitabın kapak eksizlerini, çizgilerini götürüyor. Üstadın ziyaretine gittiğimde demek 50'lerin sonu olduğuna göre Üstad Isparta'da o zaman, Isparta'daki yerinde. Üstadın ziyaretine gittiğimde, ellerinizdeki nedir diye sordu. Kitabın kapağını götürmüş, elinde tutuyor. Elinizdeki nedir demiş Üstad. Ben Abdül Nur kardeşimizin tarihçeyi hayat için yapmış olduğu kapak der demez. Üstad çok hiddetlendi. Ve kapaktaki resmi göstererek, kapaktaki resim neymiş? Üsparta Tugay Camii'nin temel atma merasimi resmi. Hadi tarihçi hayata koymuşlar ya, Üsparta'da Tugay'ın, askeri Tugay'ın bir camisi yapılıyor, caminin temel atma merasiminde Üstad da gitmiş, görülmüş, resimde Üstad da var yani. O resim, hepimizin gayet rahatlıkla yanımızda taşıdığı, kitaplarımızın arasında bulunan, hatta ihtiramen duvara bile asacağımız bir resim bizim. Öyle değil mi yani? Kapağa o resmi koymuşlar. Kapaktaki bu resmi göstererek bu resim nedir? Üstad söylüyor. Sizler benim şahsıma ehemmiyet veriyorsunuz. Benim şahsıma yapılan hürmet bana hakarettir. Sizler Risale-i Nur'la değil de benim şahsımla mı alakadar oluyorsunuz? Ben kendimi sevmiyorum. Ben hiçim. Benden bir şey beklemeyiniz dedi. Tabi Ahmet Gümüş'ün rengi hangi renk, yüzü hangi renkten hangi renge girdi o anda bilemem yani. Üstadın kızgınlığını düşün. Yani. Üstadın hiddetini düşün. Böyle dedi. Ahmet Gümüş ne diyor biliyor musun? Böyle dedi ve kapaktaki resmi elinde ovalayıp çöplüğe fırlattı. Ey paralel Nurcu kardeşler. Şimdi üstad o kadar masum bir fotoğrafı ovalayıp çöplüğe atmışsa bu hiddeti göstermişse sizin bu tarihçeyi hayata doldurduğunuz resimler yüzünden. Dershanelerinize astığınız resimler yüzünden. Caddeleri, sokakları doldurduğunuz resimler. Bediüzzaman'ın resimleri. Başka resimleri kastetmiyorum. En masumudur bu yani. Bu resimler yüzünden. Bediüzzaman sizi mahşerde ovalayıp da çöplüğe atmayacak mı zannediyorsunuz? Bediüzzaman'a bu hareketi yaptıran emrin sahibi olan Allah sizi ovalayıp çöplüğe atmayacak mı zannediyorsunuz? Yani? Bu dindir. Din, din şakası olmaz. Haram haramdır, helal helaldir. Risale-i Nur'un içerisinde bu bidatı kim soktuysa Allah'ın elinden kurtulamaz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden de kurtulamaz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin elinden de kurtulamaz. Bu bidattır, dalalettir. Aklı başında olan insanlar bu yanlıştan bir an önce tövbe edip dönmesi lazım. Döner misiniz? Dönerseniz memnun olurum, sizin namınıza sevinirim. Dönmezseniz hiç de işte umuruma koymam, güle güle derim. Yapacak bir şey yok. Dinin emri açık ve sarihtir. Hayvan olsun, insan olsun. Canlı resmi yapılamaz. Sadece insanları devletlerin ilcaat zaruretinden dolayı sadece yarım resimlerine cevaz verilebilir. İki, karta basılmamak şartıyla, dijital kalmak şartıyla dijitaldaki resimlere şeriat müsaade etmiştir. Biz ona da karışmıyoruz. Şeriatın müsaade ettiği şer'i mahremiyeti olmamak şartıyla, şeriatın yasak ettiği görüntüler olmamak şartıyla mahrem olmayan görüntüler, serbest olan görüntüler dijitalda kalmak şartıyla ona din cevaz vermiş, biz oraya karışmıyoruz. Yani dijital kalan resimlere karışmıyoruz. Karta basılan resimlerden bahsediyoruz. Duvara asılan resimlerden bahsediyoruz. Ki bu tür resimleri, şeriatın cevaz vermediği resimleri duvara asmak tazim manasına geldiği için dinde ikinci bir kebair günah. Bir resmin kendisi günah, bir de tazim etmek ikinci bir günahtır, ikinci bir günah kebairdir. Allah hepimizi bu tür günahlardan muhafaza eylesin. Cenab-ı